Kuzey Joe kanalından herkese selamlar. Biliyorsunuz bir süredir motorum Tracer 700'ü eşimle beraber çıkacağımız Balkan turu için hazırlıyoruz. Şimdi bugün lastiklerini değiştireceğiz. Motorumuz yaklaşık 30 bin kilometreye geliyor. 30 bin bakımı içerisinde lastiği de yazmıştım. Bu motoru ben geçen sene aldım. Aldığımda da üzerinde Pirelli Angel GT'ler vardı. 2019 model. Fena lastikler değil. Özellikle ısındıktan sonra yol tutuşu gayet güzel. Virajlarda falan güven veriyor. Ama bu yaz özellikle artık geçen seneki gibi virajlarda güven vermemeye başladı. Haliyle 4 senelik bir lastik olduğu için artık biraz daha sertleşmeye başladı. Ve dişlere özellikle orta kısımları, lastiğin orta kısımları çok fazla tutmamaya başladı. Bunu özellikle ön lastik yapıyor. Arka hala daha biraz daha gideri var. Ama değiştirmişken haliyle ikisini beraber değiştirmek daha iyi olur dedik. Ve lastik arayışına geçtik. Şimdi tabii ki gönül ister ki tekrar bir Pirelli alalım. Ama ve lakin güzel ülkemizin güzel ekonomisinden dolayı farklı tercihlerde bulunmak zorunda kaldım. Bunun için ufak bir araştırmaya girdim. Öğrencilerime, yeni motora başlayanlara hep Anlas lastiği öneriyordum. Bununla ilgili yazıları okuyordum, videoları izliyordum, kullanıcı yorumlarına bakıyordum. Buna dayanarak bana soranlara Anlas lastiği, yani iyi bütçem yok diyenlere Anlas lastiği öneriyordum. Şu an ben de bütçemi daha uygun bir şekilde kullanmak istediğim için ben de Anlas düşünmeye başladım ve şöyle bir araştırdığımda motorum için 3 tane seçenek vardı. Bunlardan bir tanesi Kappa RD, ama bu bana uygun bir lastik değil çünkü daha çok arazi odaklı bir lastik. Yani %60 %70 arazi, geri kalanı asfalt gibi düşünebiliriz. Vianto Sportlara baktım. Vianto Sportlara baktım. Yorumlar çok iyi. Hatta çevremde de kullananlar var ve hepsi memnundu. Hatta ben de Vianto Sport takmayı düşündüm. Ama ve lakin biraz daha araştırdığımda özellikle ağır motosikletlerde, ağır uzun yol motosikletlerinde biraz çabuk aşındığını ve şeklinin bozulduğunu öğrendim. Bunun için Anlas ne yapmış? Vianto Turismo diye bir lastik üretmiş ve uzun yol motosikletlerine, spor touringlere bu motosikleti üretmiş. Ortası biraz daha sert bir hamurdan. Dolayısıyla çabuk biten bir lastik olmayacaktır. Fakat yanları aynı Vianto Sport gibi yumuşak silgi gibi olan lastikler. Yani virajda güven veren lastikler olduğunu okudum, araştırdım ve öğrendim. Tabii ki bunu yolda daha iyi bir şekilde gözlemlemiş olacağız. Bakalım bize ne sunacak, onu daha iyi göreceğiz. Şimdi bunun için Bursa Işıklar Motor'un Nilüfer şubesine doğru gidiyorum. Lastiklerimizin siparişini verdik. Onları alıp Kıvanç hocamın önerdiği bir ustaya doğru gideceğiz. Orada lastiklerimizi taktıracağız. Lastik balans ayarını, rot balans ayarlarını yaptıracağız. Ve kullanıma hazır olacak. Evet, ışıklara geldik. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi.
Herkese selamlar. Işıklar Ticaret'ten gidip Anlas lastiklerimizi aldık. Viento sportlarımız neydi? Turizmoları aldık. Şimdi Hankook'a geldik. Burası ilginç bir yer. Hem böyle lastik değişimi yapılıyor, hem içeride motosiklet mağazası var. Öyle güzel motosikletle ilgili birçok işlem burada yapılıyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde ustam sağ olsun motorun işlemlerine başladı. Mehmet benim. Tamamdır. Mehmet usta. Abi sadece burada motosiklet lastiği üzerine mi yoksa araç diğer? Araç da var abi. Tamamdır. Araç, aksesuar, motosiklet aksesuarı. Tamam. Süper. Hepsi mevcut. Yine bakım da yapılıyor mu abi? Yapıyoruz abi. Süper. Biz yakından görelim bakalım motosiklete yapılan işlemi. Şimdi arka lastik zaten çıktı. Aynı zamanda subapları da değiştiriyoruz. Şimdi balans yapılacak değil mi abi? Aynen. Abi lastik takan çok yer var da bu balans işine, motosiklet lastiğine balansa gerek yok deniyor. Var mı abi böyle bir şey? Öyle bir şey yok abi. O işin kolayına kaçmak oluyor galiba. Çok orijinalinde balanslar. Düşük cc'lerde yok. 175 cc, 125 cc, 150 cc. Yani 200-250 cc motorlara balans olur. Hı hı. Daha düşük sistemde olmuyor. Gerek bilmiyoruz. Fabrika çıkışında o şekilde yok. Özellikle ağır motosikletlerde ağır büyük motorlarda var. Hı hı. Şimdi senle bir konuşalım. Evet. Sen de motor yıkıyorsun, ben de motor yıkıyorum. Aynı şeyleri kullanıyoruz. Kendi kullandığın malzemeleri bana da veriyorsun. Evet. Ama benim motorum niye temiz kalmıyor ve seninkiler niye daha siyah gözüküyor? Sen besmelesiz yıkıyorsun demek. Ben abdestsiz şey yapıyorum. Ben olabilir. Ben sevgiyle, şefkat şeyim. Abdest sağlam tutacağız. Abdest sağlam. Sevgiyle. Çok önemli. Bak ben sevgiyle. De mesela, ben de sevgiyle yıkıyorum. 3 saat, 3,5 saat. Temizlik yapıyorum. Çok süreyi uzun tutuyorsun. Belki de ondan geç geldiğim için. Yani. Ben daha hızlı, daha pratik. Hızlı, pratik ama sevgiyle. Sevgiyle. Peki. Şefkatli. Evet.
Motorun da bundan keyif almasın sağ ol. Doğru. Tecavüz etmeyeceğiz. Süreç uzayınca motor da keyif almıyor. Peki hocam. O zaman hocamı duydunuz. Sevgiyle, şefkatle ve çok uzun tutmadan süreyi. Evet. Yarım saat maksimum. Peki. O zaman şöyle bir bakalım. Şimdi bu lastiklerin çok çok iyi tutması gerekiyor. Pirelli'den bile daha iyi tutması gerekiyor. Çünkü ben bu lastiklere herkesten daha fazla para verdim. Şimdi Anlas lastiği hocam benim aklıma soktu. Daha doğrusu hep konuşuyorduk yani Anlas iyi marka, kullanmak lazım, takmak lazım diye. Hocam benden önce davrandı. Kursun motosikletle bak düşün, Kursun motosikletle. Bunu Bursa'da bırak, Türkiye'de kaç yer yapıyor? Gitti sıfır Anlas lastikler. Doğru mudur hocam? Evet. Normalde alışkın olduğumuz şey çıkma lastik alınıp Kurs motorunu bunu takılmış. Çıkma bir şey yok. Kendi Kurs motoru, kendi motorumuz. Öyle bu. Aynen öyle. Ve aldı lastikleri getirdi. Şöyle bir sağ olsun denememe izin verdi. 10 numara 5 yıldız baktım tutuyor. Dedim ki o zaman ben de taktıracağım. Ama dedim ki bayramdan sonra taktırayım. Bu aya girmesin dedim kredi kartı. Evet bu aya girmedi. Öbür aylara girdi. Öbür aylara girdi. Hocam aldığında 5000 liraya aldı. Ben 2500 lira fazla vererek 7500 aldım. O da sağ olsun Işıklar Motosiklet bize özel hocam sayesinde özel bir fiyatlandırma yaptı. Yoksa daha da girmiş olacaktı. Belki 3000-3500 lira daha fazla ödemiş olacaktım. Buradan Işıklar Motosiklet'e de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Balkan turu için onları da elini taşın altına attı ve motosikletimize lastikleri uygun fiyata güzelce verdiler. Şimdi buradaki işlemler tamamlansın. Sonra bir 500 kilometre rodajımız var. Üzerindeki mumun erimesi için. Ondan sonra artık bir virajlara gideceğiz. Bir deneyeceğiz şöyle. Şöyle bunun üzerinde mum oluyor. Bu mumun erimesi de hemen hemen bir 500 kilometre lastik rodajı deniyor buna. Bir 500 kilometre lastik rodajımız var. Ondan sonra inşallah güzel performans verecek. Evet, lastiklerimizi değiştirmek için Hankook mağazasına geldik. Hankook Masters mağazasına geldik. Burası Ata Bulvarı, Renault Mayıs'ın hemen karşısında yer alıyor. Arkamda şu an Renault Mayıs'ı görüyorsunuz. Hemen karşısında yer alıyor. Görünüşüne aldanmayın. Aslında ben de dışarıdan gördüğümde arabayla ilgili olduğunu düşünüyordum ama motosiklete de bakıyorlar ve Mehmet Usta aynı zamanda bu eski bir motosiklet ustası. Dolayısıyla burada hem motosiklete hizmet veriyorlar hem de arabaya hizmet veriyorlar. İçeride de birçok motosiklet malzemesi, çanta, ayakkabı, ekipman, kask vesaire bir sürü ekipman yer alıyor. Yine buraya gelip onları da inceleyebilirsiniz. Evet, Toptaş Otomotiv'de lastiklerimizi taktırdık. Sağ olsun kendileri de yine Kıvanç Hocam sayesinde Balkan turumuza katkıda bulundular. Kuzey Cova'ya özel bir fiyat verdiler. İşçiliklerinden memnun kaldık ve sağ olsunlar çok hızlı bir şekilde hallettiler. Yarım saat sürdü mü hocam? Değil mi? Anca yarım saat. Şimdi 500 kilometrelik bir rodaj süresi bizi bekliyor. Ondan sonra şöyle bir dağ yolu ya da kurşunlu virajlarına gidip lastiği test etmek lazım.